Tabii bütün bu gelişmeler karşısında başka hadiselere de şahit oluyoruz. Bunlardan bir tanesi de Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilen Nobel ödülü. Bu şahıs Srebrenica katliamlarını metheden yazılar kaleme almış. Yani canileri alenen methediyor, övüyor. Bir yerde de güzel bir kitap yazmış. O kitabından dolayı da bunu ödüllendiriyor. Ya bu utanmazlıktır aslında. Uluslararası bu örgütlerin de ne kadar çifte standart ortaya koyduğunun en açık delilidir. Benim aklıma ister istemez filmlerde de gösterilir. Neron Roma'yı yakmaya karar verip de ateşler yükselip koskoca şehir yanmaya başlayınca eline gitarını almış, Roma'ya ağıt dökmüş. Yani o zaman Neron'a da bu ağıtından dolayı herhalde bir madalya verilebilir. Maksat sadece söylediği sözün bazı ifadelerin şiirsel olması, güzel ifade edilmesi. Yani genelde canilerde bu taraf böyle hususiyet özellikler de oluyor anlaşılan. Bu aslında utanç vesilesidir. Çifte standardın daniskasıdır. Srebrenica katliamı geçen asrın sonunda işlenen en ciddi katliamdır. 10 bin Müslüman erkek eşlerinden, ailelerinden ayrılıyor, götürülüyor. Birleşmiş Milletler'in kuvvetlerinin gözü önünde katlediliyor. Hunharca, silahsız insanlar. Siz şimdi bunu öven, bu canileri metheden birisine yazdığı güzel bir şiirden dolayı veya kitaptan dolayı ödül vereceksiniz. Adamın bütün suçu ortadan kalkacak. Biz şimdiye kadar hep hakkın yanında olduk, adaletin yanında olduk, zulmün karşısında olduk. Ama hiçbir zaman zalimleri övmedik, hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık.